Cemal. Cemal lütfen söyle, nerede kızlarım? Dokunabileceğin kadar yakınındalar. Nasıl yani? Buradalar mı? Düşün Cahide. Görmediğin yıllarda nasıl serpilip büyüdüklerini düşün. Kanlı canlı karşında olacaklar. Sarılıp koklayıp öptüğünü düşün. Cemal lütfen söyle. Lütfen söyle, neredeler? Baba. Kızım. Kızım. Azra. Ben bekliyorum. Cemal. Ya Cemal, neredeler diyorum sana, bir cevap verir misin? Bunun yüzüne nasıl bakabiliyorsun? Kardeşini öldürdün, benim babamı öldürdün. Hatasını anlayacak. Biz de anlamasına yardımcı olacağız. Geliyor Rem Sultan. Şu yürüyüşe bak ya, şu tipe bak. Sen arabaya geç istersen. Biz ayrılıyoruz Refik Bey. İpek Hanım... Kızım söyledi, acil bir işi çıkmış. Olsun ama biz gene geleceğiz. Öyle mi? Evet, biz çiftliğin borçlarını üstlendik. İpek Hanım'ın bundan sonra ne zaman ihtiyacı olursa yanında olacağız. Yani gerek yoktu. Sonuçta Tekin Bey döndüğünde çözerdi bunu yani. Tekin Bey meselesini sonra ayrıca konuşuruz. Şimdi vakitler. Yarın mesela. Bu arada ben işe yeni başlayan çalışanlarınızdan biriyle ilgili bir ricada bulunacağım. Estağfurullah. Kim? Cahide Hanım. Çok eski tanırım. Yani olur da bizimle ilgili, İpek Hanım'la ilgili laf almaya çalışır, bir şey öğrenmeye çalışırsa lütfen dikkatli olun. Ya dediğim gibi eski tanırım. Ruh sağlığı çok iyi değil. 24 yıl hapishanede yattı. 24 yıl mı? Ne yapmış, adam mı öldürmüş mü? Bunların hepsini konuşacağız, zamanımız var ama şimdi değil. Ama lütfen benden habersiz ona bilgi vermeyin. Gözünüz üstünde olsun. Bir şey olursa da beni ararsınız zaten. Sen şimdi çekip gidersen, eğer Mehmet'i gerçekten ben öldürmüşsem, niye bırakıp gidiyorsun kızlarını bana? Nereye gidiyorsun? Dokunabileceğin kadar yakınında. Düşün, kanlı canlı karşında olacaklar. Hah, Cahide Hanım, ben de seni arıyordum. Burada İpek diye biri var mı? Ne yapacaksın? Çilem, Deren. Yok. Emin misin? Ya sen neredesin sabahtan beri? Daha ilk günden böyle yaparsan ne yapacağız seninle biz? Cahide Hanım. Kime diyor o? Kenan, cevap ver. Bunların sende ne işi var? Bunlar fabrikadaydı, yangından sonra kayboldu. Deren. Bak, düşündüğün gibi değil. Benim yangınla hiçbir alakam yok. İnan bana. İnanıyorsun değil mi? Sen söyle o zaman. Sen benim yerimde olsan ne düşünürsün? Haklısın, tamam. Anlatacağım. Benim adamlardan biri, Allah belasını versin, Sadullah yakmış fabrikayı. Nasıl ya? Kim Sadullah, kim ya? İpek'ten ne istiyor? Niye yakmış fabrikayı? Bilmiyorum Beren. Adamın biri gelmiş, fabrikayı yakması için para teklif etmiş bizim aptala. Ama kim diye soracak olursan hiç bilmiyorum.
Ama sana söz veriyorum. O Sadullah, ona bunu yaptıran adamı da bulup hesabını soracağım. Ya İpek benim can arkadaşım. Ona niye böyle bir hainlik yapayım? Tamam. İnanıyorum sana. Telefonu alıyorum. Diğer şeyleri de... İpek'e vereceğim. Nasıl istersen. Ben İpek'le de buluşup anlatacağım bütün olanları. Sana bir zarf vereyim. Acil buluşmamız lazım. Annemin dükkanına geldim. Gelir misin buraya? Acele et ne olursun. Sen iyi misin? Tamam, tamam geliyorum hemen. İpek'in sesi çok kötü geliyordu. Bir şey olmuş. Benim gitmem lazım. Arabanın anahtarı. Görüşürüz. Akif amca, bak bu adamlar sakat. Kız kendini mecbur hissetmese binmezdi arabaya. Bir şey yap, ekip falan gönder. Kimsenin kimseyi kaçırdığı falan yok oğlum. Allah Allah. Kız bayağı kendi rızasıyla binmiş arabaya gitmiş işte. Peşimden gelmeyin de demiş. Bir sürü şahit var. Öyle değil mi Afet? Vallahi öyle ama iç yüzünü bilmiyorsun tabii. Ya göründüğü gibi değil diyorum sana. Mecbur Sinan... kaldı Akif amca. Ne diyor Akif amca? Yapacak bir şey yok diyor. Ne demek ya yapacak bir şey yok? Akif amca, ne olacak? Ne olacak? Ortalığı boş boşuna velveleye vermeyeceğiz. O olacak kızım. Ya nasıl boşu boşuna ya? En azından bir adamları araştır, bir şey yap. Hayır, hayırdır? İyi misin oğlum sen? Ne öyle diklenmeler falan ha? Ne yapayım Akif amca? Başka çare mi bırakıyorsun? Oğlum, bu kız kendi rızasıyla arabaya binip gitmiş mi? Ya tamam da göründüğü gibi değil ki. Gitmiş. Giderken de hepinize postasını koymuş mu? Koymuş. Hadi hepsini kenara bırakın. Paranız da çalmış mı? Çalmış. Peki siz paramız çalındı ya bana geldiniz mi? Yok. Akif amca geri getirdi parayı. Tamam. Tamam kızım. Ben görevimi yapacağım. Sorup soruşturacağım. Arkadaşınızla ilgili bir şey öğrenirsem de gelip size bildireceğim. Tamam mı? Ama önceliğim Tekin Mali'yi bulmak. Zaten etrafa haber saldım. Yarın öbür gün inşallah bir neticeye varacağız. Siz de bu arada bu Sinan'la çok fazla takılmayın. Bak hepinizi bozdu. Hepiniz bir garip oldunuz. Neyse. Eğer arkadaşınla ilgili aksi bir durum olursa, yardım ihtiyacın falan olursa mutlaka bana haber ver. Üzerimize düşeni yaparız. Çok üzülme kızım. Bir şekilde çözülür elbet. Peki. Özür dilerim ben. Birader. Ya Mahir bir dursana, nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Tamam, bulacağız bir yolunu. Ya nasıl bulacağız? Akif amca haklı. Kendi isteğiyle bindi gitti. Ne yapacağız? Parayı bıraktı. Elinde onlara verebilecek bir şey yok. Ya konunun para olduğu ne malum? Çekti gitti işte, gitti. Ya sen bir sakin olsana. Ben nasıl bıraktım onu ya? Nasıl yaptın? Kimem sen bana bunu nasıl yaptın? Gururun kırıldı, gururun. Yerden göğe kadar haklısın. Ama şu anda kimin haklı, kimin haksız olduğunun bir önemi yok. Sinan doğru söylüyorsun da ne yapacağım ben, ne yapacağım? Elim kolum bağlı, yapacak bir şeyim yok, kafayı yiyeceğim.
Senin de aklına bir şey geliyor mu? Üstüme düşen ne varsa yapmaya hazırım. Eyvallah birader. Ben biraz yalnız kalacağım. Kim verdi lan size emri? Kim söyledi fabrikayı yakmanızı? Abi, vallahi billahi biz bilmiyoruz. Sado'nun bağlantısı. Bize fabrikayı yakacağız, iyi para alacağız, şirketin borcunu kapatacağız dedi. Lan gerizekalı herifler! Bana mı kalmış benim borcumu ödemek? Abi, affet bizi ne olur. Gidin bulun onu. Girdiği her deliğe bakın. Gidin, bulun, getirin o şerefsizi bana. Baş üstüne abi. Hadi, çık! İpek, ne oldu? Eren, Çile Mahir'e parayı geri getirmiş, sonra da adamların arabasına binmiş gitmiş. Nasıl ya? Neden? Niye gitmiş? İşte bizi korumak için. Eren, ben kardeşim geri istiyorum. Onu geri getirelim ne olur. İpek. Çilem'in numarası var mı? Var. Arayalım mı? Yani arayalım da açar mı ki? Deneyeceğiz. Madem bu adam parası çalındı diye yapıyor bunu, paramız var. Vereceğiz parayı, alacağız Çilem'i. Yapabilir miyiz? Geri alabilir miyiz? Elbette. Sana zarar vermek gibi bir niyetim yok. Tam tersine temiz bir sayfa açalım istiyorum. Ben temiz bir sayfa falan istemiyorum. Şu an şoktasın. Ve böyle davranman çok normal. Biraz da isyankarsın tabii. Engelleyemiyorsun kendini. Ama seninle ilgili öyle güzel planlarım var ki. Hem de senin ilgileneceğin türden. Ne diyorsun sen be? Sana var ya, bir albüm yapacağım. Puh! Dillere destan olacaksın. Telefon çalıyor. Aç bakalım. Kimmiş? Kimse. Açma. Tak Hanım. Ablan arıyor. Ne oldu? Bana Çilem'i ver. İpek kızım. Feren ne oluyor, kimle konuşuyor? İpek. Çilem iyi misin? İyi, iyi. İyi. Şimdilik. Ne olursa bari konuşayım. Maalesef sizinle görüşemez şu an. Senin derdinin para olduğunu biliyorum ben. Ne kadar istiyorsan ben sana vereceğim. Sen de bana Çilem'i vereceksin. Anladın mı? Tamam, gelin konuşalım. Konum atarım. Bana bak, Çilem'in kızına zarar verir sana.
Ne oldu? Kapat suratımı. Adres? Bu işte. Evet tamam hadi gidiyoruz. Aa, yok yani ben kendim giderim. Sizin buralar da gururdan ölecek ha. Yok ben senin başın belaya girmesin diye diyorum yani tek başıma giderim. Sence ben seni yalnız bırakır mıyım? Zeynep, Sinan ne istiyor kızımdan? Ha? Afet. Kimle konuşuyor kızım benim? İpek. Deren, ben gidiyorum. Kızım nereye gidiyorsun? Çilemi bulmaya anne. Hiçbir yere gitmiyorsun. Anne. Sen o kızı 2 gündür tanıyorsun. Kendini niye tehlikeye atacaksın? Hadi İpek. İpek! İpek! Bizi bekle ne olursun. Hayır nasıl ya ben de geliyorum tabii ki. Deren gelmiyorsun. Sen benim adıma nasıl karar verebiliyorsun acaba? Ya iyi olduğunu bilmek istiyorum çünkü. Güvende olduğunu bilmek istiyorum. Ben de senin. Deren. Bak bütün bunları sizin başınıza ben açtım zaten. İkinizin de. Benim sorumluluğum. İpek biz yetişkin insanlarız. Kendi kararımızdan kendimiz sorumluyuz. Ve ben de şimdi bir karar veriyorum seninle geliyorum. Yalnız gitmene izin vermiyorum. İzin vermiyor musun? Evet, izin vermiyorum. Çünkü ben senin ablanım. Sen benim canımsın. Bak, eğer orada bir şey olursa ben Çilem'le senin aranda tercih yapmak zorunda kalmak istemiyorum. Lütfen. Hem zaten aksi bir şey olursa senden başka kimi arayacağım ki ben yardım için? Bizim birbirimizden başka kimimiz var? Afet, Fatma bize misafir yolladı ya. Ya kadın çok garip. Kalacak yeri de yok. Bizim evde küçük biliyorsun. İlahi Perihan, gelsin bende kalsın. Ne zarar olur, koca ev. Allah razı olsun senden. Çok acıdım kadına. Kimi kimsesi de yok. Buranın adresini verdim, işi bitince gelecek. İyi yapmışsın. Ah, geldi işte. Hoş geldin Cahide. Hoş bulduk. Arkadaşım Afet. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Sen düzenini kurana kadar Afet seni evinde misafir edecek. Hiç yabancılık çekme. Ha ben ha Afet. Ne oldu? İyi misin? Buyurun. Sağ ol. Çilem Hanım. Size de bir kahve yapmamı ister misiniz? Bu aylardan sonra ona kahve iyi gelmez. Ona ne olacak? Tazra'ya mı? Cahide'ye. Cahide'ye. (Gülüyor)
Önce gerçekten pişman olup olmadığından emin olacağım. Ancak ondan sonra sizinle tanıştırabilirim. Siz tanıştıktan sonra affedip affetmemek tamamen kendi kararınız. Kim olduğumu bilsin istemiyorum. O beni hak etmiyor çünkü. Sen bilirsin.